Evet arkadaşlar, şu an 2023 İstanbul Motorbike Fuarı'ndayız. VKS standıyla başladık. VKS standına benzinli ve yan tarafta elektrikli araçlarımız var. Şimdi elektrikli araçları tek tek göstereceğim. Şimdi onlara geçelim. Direkt standa geliyor. RS1X modeli, 250 watt çelik jantlı modeli. Eski bir kadrosu var, inmesi binmesi rahat. Tasarım olarak şık bir araç. RKS'nin yeni Aperider olarak geçen modeli. Kendi lastikleri çelik jantı, 48 volt 250 watt elektrik motoru var ve batarya olarak da baktığımız zaman 48 volt 14.5 amperlik bir bataryası var. Arka tarafta güzel tarafı şu, geniş bir selesi var ve arka taraftan da yaylanıyor. Süspansiyon olayı var. Ön süspansiyon zaten çok daha güzel duruyor. Direkt LED farları var ve far güzel de aydınlatıyor. Bu modelde gayet iddialı girdi. Direkt MD10 modeli. Bunun gri, böyle mavimsi değişik bir rengi daha var. Bir yeşil rengi de var. Yeşil sevenler için çok canlı bir rengini yapmışlar. O da çok güzel. Ve gelelim RKS. Bu modelde benim favorilerimde, çünkü kadro olarak gayet güzel. Hem inmesi binmesi hem de çıkarılabilir bataryasıyla. Bunda 250 watt, 36 watt 250 watt modeli var. Yine renkli ekranı ve mekanik disk frenleriyle beraber geliyor. Sadece ön tarafta süspansiyonu var. Ve RKS'nin XS75 modeli olması lazım bu. Bu da şöyle bir geldi. Motoruna bakalım, hemen yanlış bilgi vermeyeyim. Evet, 36 volt 250 watt motoru var. Arkada şuradan mafsallı bir süspansiyonu var. Konfor olarak gayet iyi. Bu sefer selesini de güzel yapmışlar bunu. Sele de güzel. Ön tarafta da kendinden dahili sağlam bir şey de var. Selesi de var. Hani alışveriş için vesaire, hem arkaya hem öne. Arka taraftaki de bu arada bayağı kallavi kullanılmış. Sağlamlığı güzel. Yine mekanik disk frenlerle gelmiş. Orada da ekran konumlandırılmış. Ve bataryası gövdenin içerisinde çıkartılıyor. Büyük ihtimal 36 volt 10 amper bataryası vardır. Bu tasarım da burada. Ve görmeye alıştığımız RKS RD5 modeli. Bu da yine 36 volt 250 watt motoru var. 36 voltluk. Ön arka mekanik disk fren ve önde kilitlenebilir, ayarlanabilir süspansiyonlarıyla birlikte. Standart en çok kullandığımız RS3 ve RS3 Pro modeli. Arasındaki farklar dersek tel jant farkı var. Batarya, motor, hepsinin özellikleri aynı. Alüminyum şasi bunlar. Şu tarafa doğru geçersek daha yeni modelleri geliyor. Bu da RKS'nin yeni mid-drive motorlu şeyi. Yadeni motorunu kullanmış, 250 watt mid-drive motoru var. Ve 9 vites olması lazım. Evet, 9 vitesli. Çıkabilir bataryalı. Gayet şık bir tasarım var bunun da. Mid-drive'lara da geçiş yapmış oldu bu arada RKS. Küçük modellerde de şöyle göstereyim. MX-25 TNT 5 modelleri var. Bunları zaten biliyoruz. TNT 5 Pro modeli gayet güzel. Batarya gövdenin içerisinde. Ve çelik jantlı olarak geliyor. Arka tarafta 250 wattlık ve içeride 7.8 amperlik bataryası var. Skyjet Nitro biliyorsunuz RKS'nin Skyjet modeli. Bu da 36 watt 10 amper. Tel jantla birlikte geliyor. Metal şasisi var. Direkt 36 watt 10 amperle geliyor. Bunun siyah ve yeşil rengi var. Ve yeni gelen bir model. Ufak ve güzel 1S modeli RKS'nin. Yine 250 watt motoru var. Bunun bataryası gövdenin içerisinde. Bakıyorum şu an vidalı olduğuna göre çıkmıyor, gözüküyor. Sabit batarya. Ama buradan süspansiyon olayı da var. Küçük süspansiyonlu katlanabilir elektrikli bisiklet. Yani tarz olarak da güzel. Çok şık da tasarım yapmışlar. Ve burada BİM'de Küba olarak satılan ama şu anda Skyjet olarak yazılan modelimiz var. Modelin ismi neydi? NC20. Bunu çok beğendim. Bataryası kaç amper bunun? 48 volt 14.5 amper bataryası var. Direkt üzerinde hidrolik fren geliyor. Ve söylendiği gibi 750 watt motoru var mı? 750 watt motoru var üzerinde. İşte bunun aynen. Türkiye'ye 250 watt olarak mı gelecek?
Ya 250 yazıp 750 koymuyor mu? Olmuyor mu? Yani 750 watt motor var buradaki standdaki üzerinde. Hani direkt hidrolik frenle gelmiş. Zaten şuradan belli oluyor. 14.5 amperde bataryası var. Bu tarzda gayet hoşumuza gitti. Diğer iki tane daha şurada modelimiz kaldı. Onları da göstereyim. Direkt sele tipi, sulu tipi şurada. Sulu tipi değil. Arka selede bataryası var. 250 watt 36 voltluk modeli. Bir de aynı şekilde bu da standart yine bizim bataryamızla birlikte. Yine 36 watt 10 amper. Standart normal şehir bisikletleri. Genel bisiklet kategorisinde bunların hepsi geldi. Yeni modeller gelecek. Hepsinin detaylı incelemesini de yapacağız. Teşekkürler.